Montero'yu sormak istiyorum ben sana. Hı-hı. Çünkü şu anda kadrodaki yabancı sayısı 14. 14. Ve kadrodan mutlaka biri gönderilmesi gerekiyor. Lisans çıkarılması için. Veya onlardan birinin lisansını dondurulması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir Montero'nun maliyeti, sözleşme detayları yani. Bir de takımdan Rocco mu gönderilecek? Miren Nans'a gidiyor haberleri vardı. Hı hı. Nedir? Montero resmi sözleşme artık imzalanmak üzere. Orada biraz Rocco'nun da durumu bekleniyor. Montero bir yıllığına kiralanacak Hakan abi. Beşiktaş kulübü Montero'ya 775 bin euro yıllık ücret verecek. Atletico Madrid kulübüne peki kiralık ücreti verecek mi? Şöyle bir detaylandırma yapmışlar. Montero 775 bin euro alacak. Değil mi? Evet. Bir senelik. Kiralama ücreti çok konuşuluyor. Biraz performansa dayalı bir durum bu. Bütün sezon içerisinde 3 kul var. Lig, Kupa ve Avrupa Ligi. Bu maçların %50'sinde oynamaması durumunda 600 bin euro ödenecek. %50'sinde oynamazsa Atletico Madrid'de 600 bin euro ödenecek. %60'ında oynamazsa yükselerek düşecek o para. 500 bin euro. %70'inde eğer geçerse 0. Yani şunu söyleyelim, performansa dayalı bir sözleşme yapılıyor. Eğer %70'inde oynarsa, 3 kul var, bütün sezon oynanacak resmi maçların hepsinde %70'inde oynarsa 0. Ancak %60, %50 olarak düştüğü zaman maç sayısı, para da artacak. 500 bin euro, 600 bin euro gibi. Ama bizim sorduğumuz zaman aldığımız cevap şu: biz Montero'yu oynatmak için alıyoruz. O nedenle beklenti de eğer bir sakatlık, bir kaza bela olmaması durumunda %70'inde de oynayacak. Çünkü orada birazcık sol tarafa, sol stopere Montero'yu Beşiktaş oturtacak. Wellington da sağ stopere geçecek. O nedenle son maçta da iyi bir görüntü gösterdi Wellington. Sağ tarafta oynadığı maçta, Sivasspor maçında biraz daha iyiydi PAOK maçına oranla. Montero'nun detayı da bu. Teşekkür ediyoruz. Fener Ercan Dikme'ye bırakacağım. Mert Yılmaz'ın menajeri Aspor'a konuştu. Ersin Akan, Mert için Beşiktaş'la görüşüyoruz, henüz anlaşma yok demiş. Mert Yılmaz 1999 doğumlu, Bayern Münih 2 takımında oynuyor. Ben buraya gelmeden önce menajeri Ersin Akan'ı aradım. Beşiktaş'la ismi geçiyor çünkü birkaç günden bu yana. Bu transferin durumunu sordum. Kendisi şunu söyledi: biz Beşiktaş'ta bir görüşme gerçekleştirdik, halen de görüşüyoruz. Mert oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor, oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor. Çok özür dilerim. Halen görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir anlaşma sağlamadık hiçbir kulüple. Bayern Münih kulübü bu konuda çok hassas zaten, transfer görüşmeleri konusunda. Orada üçüncülük statüsünde Bayern Münih 2 takımı. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğu söyleniyor. Ben canlı izleme fırsatı bulmadım tabii ki ama özellikle Beşiktaş kulübü içerisinde bulunan, scouting departmanında bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza sorma fırsatı bulduk. Potansiyeli yüksek olan bir futbolcu Mert. Aldığımız bilgi, Bayern Münih'in 500 bin euro bir bonservis ücreti istediği. Mert'in sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Ne kadar dedim bir daha sonra? Bir yıl kaldı. Hayır. 500 bin euro. İstiyorlar. Evet, Beşiktaş yönetimi o 500 bin euroyu yine her zaman olduğu gibi biraz daha o pazarlık sürecini başlatmışlar. Taksitlerle ödemek istiyorlar. Henüz direkt o 500 bin euroyu verelim demiyorlar. İstanbul kulüplerin ilgilendiğini biliyoruz Mert için ama en azından birinci ağızdan Aspor'a, yine bu ekranlara bu açıklama gelmiş oldu. Ersin Akan, Mert'in menajeri, Sinan Gümüş'ün de menajeri, kuru üzerinde Kenan Karaman'ın. Evet, Kenan'ın da menajeri. Beşiktaş'ta görüşme yaptıklarını söyledi. Benim de duyduğum Erdal Tornalı, Beşiktaş kulübünde bu transferle yetkili, o görüşüyor. 500 bin euro bonservis ücreti istiyor. Henüz bir anlaşma yok. Birinci ağızdan bunu doğrulatmış oluyoruz. Ama Beşiktaş'ın bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. İlk bölümde söylemiştik ya Mehmet abi. Beşiktaş bir tecrübeli bir genç sağbek. Genç sağbeklerde birinci aday Mert Çok Yılmaz. İyi bir aday yani. Almanya CV'si önemli Hakan. Evet. Ben gurbetçi, o altyapı belli ediyor kendisini. Fransa'dan da mesela Emre Akbaba, Serdar Güler aklıma göre Fransa'da yetişmiş. Hemen anlıyorsun izlediğin zaman zaten. Tecrübeli sağbek kim olabilir? Aklıma şey geliyor Hakan. Ben Akhisar'dayken çok beğenirdim. Savaş Çorlu'ya da kampta gidip konuşmuştuk. Miguel Lopez. Ama Akhisar'daki o performansını Kayseri'de sürdüremedi.
hem yaş olarak biraz yaşlandı. Geçen sene iyi geçirmedi ama hani ben ona söylemiştim. Yani Akhisar'da ne işin var demiştim. Sen çok daha iyi yerlerde olabilirsin. Ne demişti? Burada huzurluyum demişti. Huzurlu. İzmir'de yaşıyorum. Ya çok inanılmaz yaşadığım bir şehirden memnunum. Geçmişi müthiş. Akhisar Benfica, zaten. Benfica, Porto, tabii. Real Betis. O hatırla Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe çok maçında. Çok yani. Asistleri çok hani hücuma bindirmeleri çok iyiydi ama hani Kayseri'de olmadı ama Kayseri'de geçen sene zaten Prosenç'e gelene kadar kim olsa olmadı. O takım biraz sıkıntılı bir takımdı. Hani bazen de hani bir işler kötü gitti mi çoğu futbolcu performans veremez ya. Yoksa ben Miguel Lopez'in yeteneğine inanıyorum kesinlikle. Sercan, ben eleştiriyorum yalnız. Ersin Akan. Evet. Neden eleştiriyorum? Çünkü transfer döneminin başında Galatasaray Kulübü ile ilgili bir fotoğraf paylaşmıştı yüzü kapalı. Sinan Gümüş transferinde bir Fenerbahçe stadını paylaşmıştı, bir Galatasaray stadını paylaşmıştı. Hı hı. Ben bundan dolayı çok eleştirdim kendisini. Buradan da söyleyeyim. Hı hı. Ama bu yapmış olduğu açıklama gayet net bir açıklama. Bunun için de tebrik ediyorum kendisini. Çünkü birçok iddia vardı bu konuyla ilgili. Ama henüz anlaşmanın da olmadığını söylüyor. Hı hı. Genç ve yetenekli bir kardeşimiz. Ümit bir takımda oynuyor değil mi? Ben bu arada bu transferi Beşiktaş yönetimine de sordum Hakan abi. Hı hı. Onlar da ilgilendiklerini söylediler. Henüz bir anlaşmanın olduğunu söyleyemeyiz. Hatta şu an Montero evet İstanbul'da ama bir yandan sürekli mesaj da attım acaba gün içerisinde açıklanır mı diye. Onlar biraz Rocco'yu bekliyor. Mert'le ilgili olarak şunu söyleyeyim. Beşiktaş yönetiminin de istediği bir transfer. Özellikle Santon az önce ilk bölümde konuşmuştuk. Scout departmanı Santon'a biraz sıcak değil. Sayın Başkan Ahmet Turçebi de bir bakalım Avrupa'ya, Güney Amerika'ya. Daha sonra Santon'a yöneliriz. Çünkü Santon anlaşmaya yakın. Beşiktaş'a da gelmek istiyor. Mert Yılmaz, Beşiktaş Scouting Departmanı'nın da orada bulunan isimlerin de uzun yıllarda çalışan isimler var. Hem Sergen Hoca ile de kontaktalar. Hem Beşiktaş yönetimiyle Ahmet Nurçebi ile de kontaktalar. Santon'a biraz soğuklar. Scouting Departmanı'ndan da olumlu rapor almış bir Bayern Münih altyapısı değil mi evet, Sercan? Evet. Ligimizde söyleyeyim sana Hakan. İkisini de iyi tanırsın. Erdal Kılıç Arslan ve Deniz Yılmaz. Benim bildiğim Bayern Münih altyapısı. Görüp... Bir isim daha var. Berkant. O çok evet. Eski olduğu için hani. İkisinin de bu. Deniz Yılmaz da iyiydi. O sakat Elazığ'da yetenek vardı. Erdal Kılıç Arslan zaten Konya'da uzun seneler Antep. Suyunu içsen geldi. Futbolcu oluyorsun Bayern Münih altyapısının yani. Şimdi işin gerçeği bu. Yani ben Ümit Milli Takım'daki Mert ise çok iyi futbolcu. Şöyle bir şey söyleyelim Mert'le ilgili. Hatırladığım kadarıyla. Oyun... İsim hafızam fazla yok ama sağ bekte hatırladığım... Mert Müldür'e mi gitti yoksa? Yok değil. Hücumcu bir bek. Gerçekten o Gökhan Gönül'ün boşluğunu arıyor Beşiktaş. Bilmiyorum katılacak mısın Mehmet abi sen? Santon biraz daha Ensakala'nın sağ bek versiyonu gibi. Evet dengeli bir sağ bek. Ancak hücuma bindirmeleri düşük seviyede. Raporda şöyle Santon'la ilgili. Beşiktaş beklerinden biri Ensakala savunmacı bir bek, atletik bir bek. Diğer beki Beşiktaş'ın oyun sıkıştığı zaman oyunu açabilecek, bindirmeleriyle destek verebilecek bir bek olmalı. O yüzden Santon o yoruma, o saptamaya uygun bir bek değil. Yorumu, raporu gitmiş. Hem teknik heyete hem Beşiktaş yönetimine. Ensakala ile Wellington'da bir maçta çok astık. Ensakala ile ilgili şunu söyleyeyim Hakan. Alanya Spor'a transfer edildiği günü hatırlıyorum. Bir, yani futbol bilgisine güvendiğim birisi bana demişti. Troy'da Karol'e takım arkadaşıydı. Bu oyuncu ilk 11 oynuyordu, yedekti demişti. Hı hı. Karol zaten Galatasaray'da çok beklenerek karşı. Yani Ensakala'nın çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama hani süreç şu an onlar için biraz diken üstündeler. Hem Wellington hem Ensakala biraz hata yaptı mı o eleştiriler ne yazık ki bizim. Türkiye'de bir ismin çıktı mı oyuncu olarak. Kolay kolay onu taraftarı ikna edemiyorsun. Umarım. Trabzon'da da başlıyor Beşiktaş sıkı bir fiksürle. Evet. Bakalım Ensakala'nın Wellington performansını ben de merak ediyorum. Ersun Hoca da Wellington'u Fenerbahçe istemişti bu arada. Evet. Sırf Sergen Hoca istemedi Wellington'u. Onu da altını çizelim. Doğru hatırlamıyor mu Hakan? Devre arasında evet, Fenerbahçe evet. İstemişti. Orada iki stoper hattını, iki oyuncusunu biraz daha Sergen Hoca darbeli istiyor. Montero da öyle bir futbolcu. Darbeli, sert oynamayı seven ve hamleli bir futbolcu. Wellington'u zaten anlatmaya gerek yok. İzleyenler herkes biliyor. O da darbeli ve sert oyuncu. Sergen Hoca seviyor. Sercan, olarak. Gökhan Töre çok soruluyor. Hakan abi, Gökhan Töre olayı bugünden yarına netleşebilecek bir olay değil. Günde
Şöyle çok defa. Pardon. Estağfurullah. Nevzat buradaydı dün. Nevzat Dindar. Başkanla direkt konuştu. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Yevrek'le birlikte telefon görüşmesi yaptı. Başkan kesinlikle bonservis bedeli ödenmeden Gökhan Töre'yi bırakmayacağım dedi. Bu ekranlarda yine söylemiştik. 1,5 milyon TL alacağı var içeride Gökhan Töre'nin Yeni Malatyaspor'dan. Normalde Gökhan Töre şu an Yeni Malatyaspor kampında olması gerekiyor. Ancak İstanbul'da. Ceza uygulanıyormuş yalnız. Neden ceza uygulanmıyor? Ceza uygulanamıyor şu an. Dün Nevzat ceza uygulanıyor dedi. Nevzat abiye saygı duyuyorum. Tabii benden daha bilgilidir, daha eski. Ceza veremiyorlar çünkü içeride alacağı var Gökhan Töre'nin. İçerideki alacaklarından düşebilirler. Ceza benim bildiğim cezayı yaptırma uygulamamışlar. Gökhan'la ilgili çok kısa hemen lütfen.